Merhaba arkadaşlar. Kamu kurumlarının yapmış olduğu alımları, alım sonuçlarını sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Arkadaşlarım, Kocaeli Üniversitesi'nin sözleşmeli personel alım duyurusu var. Bu duyurunun tüm detaylarını sizlerle birlikte ele alacağız. Başvuru yaparken KPSS B grubu puanımız önemli olacaktır. Uçak kontrol ve bakım makinisti unvanına başvuru yapacaksanız arkadaşlar herhangi bir sınav şartı aranmamaktadır. Diğer şartları taşıyorsanız sınav puanınız olmadan başvuru yapabiliyorsunuz. Şimdi hangi alanda kaç atama yapılacak bu konuyu ele alalım. Hemşire alanında 58 atama gerçekleştirilecek. Hemşirelik bölümü lisans programından mezun olmam yeterli. Ayrıca hemşirelik alanında 34 alım gerçekleştiriliyor. Sağlık Meslek Lisesi hemşirelik bölümünden mezunsam ilgili alıma başvuru yapabilirim. Laborant alanında bir adet atamamız gerçekleştirilecek. Buradaki bölüm şartını taşıyor olmam gerekiyor arkadaşlar. Ayrıca nerede görevlendireceğinizle ilgili bilgi de burada yer almaktadır. Röntgen teknisyeni alanında 3 adet atamamız gerçekleştirilecek. Bölüm şartı ve çalışacağımız yer bilgisi burada yer alıyor. Sağlık teknikerliği alanında 1 adet atamamız gerçekleştirilecek. Bölüm şartını taşımalıyım fakat yeterli değil. En az 2 yıl deneyime sahip olmam gerekiyor ve sahip olmuş olduğum deneyimi belgelendirmem gerekecek arkadaşlar. Ayrıca endoskopi sistemleri konusunda teknik eğitim sertifikasına sahip olmanız gerekiyor. Bu alanda belirtilen şartları tam ve eksiksiz bir şekilde sağlıyorsanız başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. Herhangi bir eksiklik olduğunda başvurunuz olumsuz sonuçlanacaktır. Diğer sağlık personeli alanında 2 adet atamamız gerçekleştirilecek. Anestezi veya anestezi teknikerliği bölümünden mezun olmam gerekiyor. Ağız ve diş sağlığı bölümü ön lisans programından mezun olan arkadaşlarımızdan 1 adet atama gerçekleştiriliyor. Uçak kontrol ve bakım makinisti alanında toplamda 2 adet atamamız gerçekleştirilecek. Fakat istenilen nitelikler farklılık arz etmektedir arkadaşlar. Nitelikleri tam anlamıyla sağlıyorsanız başvurunuzu yapabilirsiniz. Genel ve özel koşullarda önemli olan noktalar üzerinde duracağız arkadaşlar. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış muaf ya da tecilli olması gerekiyor. Başvuru tarihi itibariyle en az 18 yaşınızı tamamlamış olmanız gerekiyor. Herhangi bir baraj puanı bulunmuyor arkadaşlar. B grubu sınavlarında lisans mezunları için P3, ön lisans mezunları için P93, lise mezunları için P94 puan türü esas alınarak almış olduğunuz puanlarla başvuru yaptığınızda belirli bir sıralama oluşturulacak. Bu sıralama dahilinde iş ve işlemlere devam edilecektir. Başvurularımızı online bir şekilde gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. Baktığımız zaman sisteme eklememiz gereken belgeler var. Bu belgeler şu şekilde: bir adet fotoğraf, başvuru formu, 2020 KPSS sonuç belgemizi ÖSYM'nin aday işlemleri sisteminden kontrol P diyerek çıkartacağız. Nüfus cüzdanı fotokopisi, diplomanın önlü arkalı fotokopisi veya E-Devlet'ten alınan barkodlu mezuniyet belgesi. Eğer sizler E-Devlet'ten mezuniyet belgesini nasıl temin edebiliriz diye soruyorsanız arkadaşlar ilgili video kanalımızda mevcut. Ben açıklamalara kartlara bırakacağım. Sizler de ilgili linklere tıklayarak mezuniyet belgenizi E-Devlet sistemi üzerinden oluşturabilirsiniz. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge E-Devlet'ten çıkartıyoruz. Adli sicil kaydımız aynı şekilde E-Devlet'ten. Uçak kontrol ve bakım makinisti için lisans mezuniyet puanını belirtir belge. Başvurulan unvanda eğitim bilgisi, sertifika ya da çalışma belgesi istenmiş ise ilgili belgenin fotokopisini sisteme yüklemeniz gerekecek arkadaşlar. Başvurularımız bugün itibariyle başladı. Başvuru yaparken herhangi bir problem yaşadığınızda arkadaşlar burada belirtilen mail adresine ilgili sorunuzu iletebilirsiniz. Başvuruların değerlendirilmesi ve sonuçları ile ilgili burada belirtilen web sayfasını takip etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Ben ilgili linkleri açıklamalar kısmına bırakacağım. Sizler ilgili linklere tıklayarak iş ve işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Haricinde aklınıza takılan sorular varsa yorumlar kısmında belirterek bilgi alışverişinde bulunabilirsiniz. Bizleri Facebook, Instagram ve Telegram gruplarımızdan da takip edebilirsiniz. Çünkü oralarda da anlık paylaşım yaparak sizleri ilgilendiren konularda bilgi sahibi olmanızı sağlıyoruz. Çünkü YouTube bazen bildirimleri göndermiyor. Bizler de bu şekilde haberleri kaçırmamanız için diğer kanalları da kullanıyoruz arkadaşlar. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olup bildirimleri aktifleştirmeyi unutmayın. Diğer bir videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın arkadaşlarım.